Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz dersimize hoş geldiniz bu dersimizde sizlere nem yoğuşma ve yağışı anlatacağız konumuz 9. sınıf konusu aynı zamanda TYT konusudur arkadaşlar sınava girecek arkadaşların da öğrenmesi gereken iklim elemanlarından nem ve yağış konusu dersimize başlamadan önce kanalımızdaki birçok video ders olduğunu hatırlatalım sizlere 9. sınıf 10. sınıf 11 ve 12. sınıflarla ilgili DYT, AYT ve KPSS ile ilgili birçok video dersimiz var. Faydalanabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Katkınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet nem, yoğuşma ve yağışı sizlerle paylaşmaya başlayalım. Bu konu iklim elemanları içerisinde zorlanılan konulardan bir tanesi arkadaşlar nem konusu. Evet, nem nedir? Öncelikle onu ifade edelim. Nem atmosferdeki, e, atmosfer içerisindeki su buharına nem diyoruz arkadaşlar. Peki nemin kaynağı nedir? Nemin kaynağı, okyanuslardır, denizlerdir, göllerdir, akarsulardır. Okyanus, deniz, göller, akarsular, yüzey sularından diyelim, e, güneş ışığının vurmasıyla buharlaşma ve atmosfere karışım söz konusu. Dolayısıyla böylece. Buharlaşma sonucunda atmosfere ne karışmış oluyor nem karışmış oluyor Arkadaşlar ee, Bu şekilde ifade edebiliriz kaynak olarak Peki nem nerede fazla veya nerede azdır nerelerde fazla nerelerde azdır bunu da öğrenelim Kıyılarda yani okyanusa kıyısı olan yerler denize kıyısı olan yerler nemin daha fazla olduğu yerlerdir Dolayısıyla nem fazla ise sıcaklık farkı da azdır Çöller, kara içleri, yüksek yerler, deniz ve okyanuslara kapalı alanlar, kara içleri nemin az olduğu yerlerdir. Dolayısıyla oralarda da sıcaklık farkı daha fazladır. Şöyle de ifade edebiliriz bunu. Sıcaklık farkı fazla olduğu için fiziksel mekanik çözülme de fazladır. Örneğin çöllerde kayaların parçalanması, kumların oluşması gibi düşünebilirsiniz. Ve ekvatoral bölgede arkadaşlar ekvatoral bölgede nem fazladır. Buna da dikkat ediyoruz. Burada sıcaklık konusunda veya iklim konusunda şu tarz grafikler geldiğinde nemle ilgili bağlantı kurabiliriz. Şöyle ifade edebiliriz bunu. Burada iki merkezin sıcaklık grafiği verilmiş. Birincisi düz çizgi şeklinde, ikincisi ise kesik çizgiler şeklinde. Şunu ifade edelim. Birinci çizgiye baktığımız zaman veya birinci merkezdeki sıcaklıkların aylara göre dağılımına baktığımızda sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmediğini, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklığın en fazla olduğunu, kışın sıcaklığın daha düşük olduğunu ve sıfıra düşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu denizel bir alan veya ne diyebiliriz, nemli bir bölgedir, denizel iklim etkisi olan bir yerdir diyebiliriz. Bak buradan nemli olduğunu anlayabiliyoruz. Diğerine baktığımız zaman sıfırın altına düşüyor. Bakın birkaç ay dolayısıyla sıcaklık farkı da fazladır burada. Bu ise ikincisi ise karasal diye ifade edebiliriz. Yani burada da nedir? Nem azdır. Şöyle de ifade edelim. Birisi bizdeki Türkiye'deki İç gibi. Diğeri de Akdeniz gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklık grafiğinden nemle ilgili de karasal denizel ortamla ilgili de yorum yapabiliyoruz bu şekilde. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz nem fazla ise sıcaklık farkı az. Nem az ise sıcaklık farkı fazla bu şekilde yorumlanabilir. Nemi 3 şekilde ifade ederiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi nedir? Mutlak nemdir. Mutlak nem dediğimizde 1 metreküp hava içerisinde bulunan nemin gram cinsinden ifadesi. Veya normal koşullarda havadaki var olan nem. Yani odanızdaki var olan nem mutlak nemdir. Deniz kıyısında olan bir yerdeki havada var olan nem mutlak nemdir. Maksimum nem ise 1 metreküp havanın en fazla taşıyabileceği nem miktarı. Yani kapasite diyebiliriz. En fazla taşıyabileceği nem miktarı. Bağlı nem veya nisbi nem de orandır. Mutlak nem maksimum nemi oranıdır şimdi bunu şöyle de ifade edebiliriz Örneğin bir yer sıcak ve denize yakınsa Mesela nasıl e, diyelim Antalya gibi düşünebilirsiniz bunu Dolayısıyla sıcak artı denize yakınsa mutlak nemi fazla havada var olan nem fazla demektir Diğer taraftan Bir yer sıcak veya çok soğuksa e, sıcaklığın fazla olduğu yer denize yakın değilse, karasal bir ortamda ve sıcaksa o zaman e, maksimum nemi fazla diyebiliriz. Yani maksimum nemle sıcaklık arasında doğru orantı vardır. Örneğin yaz mevsimi Şanlıurfa gibi düşünebiliriz bunu. Yazın Antalya gibi düşündük. bağlı nemde mutlak nemin maksimum nemi oranıdır veya şöyle ifade edilir. Su buhar basıncının doymuş e, su buhar basıncına oranı. Maksimum nem doymuş e, su buhar basıncıdır. Mutlak nemde su buhar basıncıdır. Bunun buna oranı bağıl nemdir. Eğer bir yer bulutluysa kap daha kapatatsak şöyle ifade edebiliriz. Bulutluysa, kapalıysa, soğuksa orada bağıl nem daha yüksektir. Hava kapalı, yağışlı ise bağıl nemin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, e, Rize. Rize'de yaz mevsimi Antalya nemli, sıcak. E, Şanlıurfa sıcaklık fazla nemaz karasal ordu olduğu için aynı anda Rize'de yağış varsa bu ne demektir? Mutlak nemde. Pardon, bağlı nem e, yüksek demektir. Veya gün içerisinde havanın bulutlandığı, yağışın olduğu durumlarda bağıl nemin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum nem ile sıcaklık arasında doğru orantı vardır. Bağ nem ile sıcaklık arasında da ters orantı vardır. Havadaki mutlak nemin artması için sıcaklığın artması ve kaynak olması lazım. Yani deniz. Yani şöyle düşünün. Ateşe çaydanlığı koydunuz. İçerisinde su yoksa buharlaşma olmaz. Su koyduğunuz zaman buharlaşma olur. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Maksimum nemin artması yine sıcaklığın artmasına bağlı. ve azalma sıcaklığın azalmasına bağlı. Bağ nemin artması da mutlak nemin var olduğu ortamda sıcaklığın düşmesiyle havanın doygun hale dönmesi, dönüşmesi şeklinde kapanması, bulutlanması şeklinde ifade edebiliriz. Örneğin sabah vakti sıcaklık düşük olduğu için maksimum nem az ama öğle vakti fazla. Yazın maksimum nem fazla, kışın azdır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Gün içerisinde örneğin öğleden sonra hava kapandı, bulutlandı. Dolayısıyla bağ nem artıyor manasına da gelebilir. Yağış başlamış ise zaten %100'ü geçmiş demektir. Yüzde olarak ifade edilir. Bahane. Bu şekilde bilgiler bu şekilde ifade edebiliriz. Daha pratik hale de getirelim bunu ve şöyle ifade edelim. Örneğin bir kap var elimizde. Kapta 20 gram su var. Bu kap en fazla 100 gram alıyor alıyormuş Dolayısıyla bu kapasite maksimum nemle temsil edilir. İçerisindeki var olan su mutlak nemdir. Bunu buna oranlarsak yani içerisindeki var olan e, suyu e, mutlak nemi maksimum nemi oranladığımızda 20 bölü 100 çarpı 100. Dolayısıyla bağıl nemi %20 çıkar. Burada boş yer nem açığıdır. Örneğin bunun şu anda taşması zor. Ama ağzına kadar doldurursak tamamen doldurursak e, dolayısıyla maksimum nem mutlak nemi eşit olmuş olur. Bağıl nemi de yüzde %100 olmuş olur taşarsa bağlı nem %100'ü geçmiş demektir. Taşması yağmur gibi düşünün. Dolayısıyla yağış olabilmesi için bağlı neminde olması gerekiyor. %100'ü geçmesi gerekiyor. Bardağın dolup veya bir kabın dolup taşması gibi düşünebilirsiniz. Veya bir insan gibi düşünün. Bir herhangi bir duruma üzüldüğünde insanın ağlayıp gözyaşı dökmesi gibi ya yani dolup taşma Bağlınem'in yüzde yüzü geçmesi gibi temsili olarak bu şekilde örnek verebiliriz. Bir hava kütlesi, burası deniz, içerisinde 80 gram nem var. Dağ çarptı yükseliyor. Yükseldiği zaman sıcaklık değerler düştüğü için arkadaşlar maksimum nemi düşer, kapasitesi düşüyor. Dolayısıyla yükseldi, sıcaklık değerler düştü, taşıyamaz oldu ve yağışa dönüştü. İşte burada nem yüzde yüzün üzerine çıkmış oluyor. Dolayısıyla yağış başlamış oluyor böylece. Sıcaklığın azalması gerekiyor. bağı nemin artması için maksimum neminde düşmesi gerekiyor. Bu şekilde de örneklerde karşımıza çıkabiliyor. İki farklı örneğimiz var. Bunlara bakalım. Birincisinde mutlak nem değerleri ve maksimum nem değerleri verilmiş. Bağın nemi tahmin edelim. Mutlak nemleri 5 gram yani hepsinde aynıymış. 3 merkez var 5-5-5 şeklinde. Maksimum nemleri ise 5-10-20. Şimdi e, bağlı nem neydi? Bağlı nem e, eşittir mutlak nemin mutlak nemin maksimum nem oranıydı. Dolayısıyla burada 5 bölü 5 çarpı 100 burası ne olur? 5 bölü 5 yüzde 100 olur. Yani kap tamamen dolu, bardak tamamen dolu. Demek ki burada bağ nem %100 taşarsa %100'ün fazlası olmuş oluyor. Burada %100 gözüküyor. i̇kinciye İkinci, bakıyoruz. kapasite 10. içinde var olan 5. Mutlak nem 5'miş. Yani yarı yarıya dolu. O zaman yüzde ne oluyor? Yüzde 50 bağ nem oluyor. Diğerine baktığımızda 20. Kapasite 20. içerisinde 5 var. 5 bölü 20. Dolayısıyla yüzde 25 oluyor şu şekilde temsil ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. Birisinin birinci de kap tamamen dolu, ikincisinde yarım, diğerinde ise çeyrek kadarı dolu. Dolayısıyla bunun taşması daha zordur. nemi en az olan budur. nemi en yüksek yağışın olabileceği yerde hangi merkezmiş, birinci merkezmiş. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte de yükselen hava kütlesi, alçalan hava kütlesi, yine yükselen bir dağ amacı boyunca ve alçalan hava kütleleri var. Hangisinde bağın nem artar şeklinde bir soru karşımıza çıkarsa bu şekilde. Bunlar da testlerde çok karşılaşırsınız. Yükselen havada sıcaklık değerleri düşer, maksimum nem de düşer. Dolayısıyla maksimum nem ile ilgiliydi? Sıcaklıkla doğru orantılıydı. Yükselen hava sıcaklık düştüğü için, maksimum nemi de düştüğü için bağlı nem artabilir, yağış oluşabilir. O zaman 1'de var bağlı nemin artışı söz konusu. 2'ye baktığımızda alçalan hava yağış oluşturmaz, sıcaklık artar alçaldıkça. Dolayısıyla maksimum nemi arttığı için yağış oluşumu gerçekleşmez. Bağlı nemi azalır. E, diğerinde denizden yükselen bir hava kütlesi var. Dolayısıyla burada e, zamanla sıcaklık düşüp Bağın nem artabilir. Ne yapabiliriz? Artı A'yı da aldık. B'de ise yine aynı şekilde alçalan hava olduğu için sıcak değerler artacağı için aşağı doğru indikçe burada bağ nem azalır. Ne artar? Maksimum nem artış gösterir. Dolayısıyla yağıştan ve bağ nemden uzaklaşmış olur. 1 ve A'da yani yükselici hava hareketinin olduğu yerlerde bağ nem daha fazla diyebiliriz. İkinci başlığımız yoğuşma. Nemi ifade ettik arkadaşlar. Yoğuşma ne peki? Havadaki su buharının sıvı veya katı hale dönüşmesine yoğuşma diyoruz. Bu da şu şekilde güneş ışığı e, su yüzeyine veya şöyle diyelim yüzey sularına çarptığı zaman ısınma. Sonra buharlaşma, yükselme, sırayla yoğun soğuma ve yoğunlaşma meydana geliyor. Isınma, Buharlaşma, yükselme, soğuma, yoğunlaşma e, bu şekilde meydana gelmiş oluyor. E, soğuk bir banyoda yani sıcak suyu döktüğünüz zaman nasıl e, ortam e, buhar oluyorsa onun gibi düşünebilirsiniz daha kabataslak. Dolayısıyla burada ısınma, buharlaşma, yükselme, soğuma ve yoğunlaşma sonra da yağış oluşumu gerçekleşmiş oluyor. Yoğuşma bu. Peki yoğuşma ürünleri ne? e, nasıl kaç farklı yoğuşma oluyor ona bakalım. Bulut, sis, çiğ, kırağı ve kırç yoğuşma ürünleridir. Bulutlu da kent içerisinde yükseklerde meydana gelen yoğuşmadır. Buradaki bahsettiğimiz gibi yani su buharının gözle görülebilir hale dönüşmesi diyelim. Alçak bulutlara bulutlar var. Bunlar daha çok yağmur bulutları, kümülüs bulutları, stratüs bulutları. Orta yükseklikte bulutlar, ve yüksek bulutlarda e, Sirüs yani daha e, böyle e, tül ki bulutlar ve yağış getirmeyen bulutlar diyelim. E, orta yükseklikteki bulutlarda e, stratokümülüs veya altı Altostratus şeklinde isimlendirilebilir. E, bu şekilde bilmeniz yeterli. E, sis için şöyle dikkat edeceğiz. E, size de arkadaşlar ılık veya sıcak havanın serin veya soğuk yere gitmesiyle veya ılık havanın serin havayla, ılık havanın soğuk havayla karşılaşma durumunda sis oluşur. Sıcak havanın serin havayla, sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması durumunda ne meydana geliyor? Sis meydana geliyor. Çi sabah vakti özellikle bahar aylarında cisimler üzerindeki, bitkiler üzerindeki su damlacıkları şeklindeki yoğunlaşma. Kırağı ve kırç 0 derecenin altında olur. kırç ve kırağı 0 derecenin altında eksi derecede olan yoğunlaşmalardır ve yerde olur. Yani yeryüzünde olur. Buz kristalleri şeklindeki e, yoğun, yoğunlaşma veya yoğuşma kırağıdır. Buz tabakası veya buz katmanları diyelim veya buz iğneler şeklindeki yoğuşmada yoğuşma da kırçtır. Biraz daha düşük sıcaklıkta oluyor. Kırağı ve kırç her ikisi de eksi derecede ama buz tabakası katmanlara şeklinde olan kırıştır. Böyle hafif pamuksu buzlanma elinizi sürdüğünüz zaman sıyrılır. Bu şekildeki nedir? Buz kristalleri kırağıdır. Evet bu yoğuşma ürünleri bu şekilde. Size daha detaylı bakalım. Karşımıza sorularda daha çok çıkıyor bu sis olayı. Buna biraz daha detaylı bakalım isterseniz. Evet, siz için ne demiştik? Ilık veya sıcak havanın serin veya soğuk yere gitmesiyle sis oluşumu gerçekleşiyor. Bu bir şablon, yani bunu bilelim. Dolayısıyla baktığımız zaman, ılık denizden şu birinci şekle baktığımız zaman, bunlar örnekleri ve oluşum şekilleri. Deniz ılık, kara soğuk. Denizden karaya hava kütlesi gittiğinde karada sis oluşumu gerçekleşir. Sıcak kara, serin deniz. Bak, karadan denize. Hava kütlesi gittiği zaman serin denizle karşılaşıyor. Deniz sisi, kara sisi. Sıcakla soğuk hava karşılaştığı zaman yine sis oluşumu gerçekleşiyor. Ve ılık havanın serin bir yamacı çarpmasıyla yükselirken sis dağların etiklerinde, vadilerde sis oluşumu gerçekleşiyor. Sıcak ve soğuk okyanus akıntıları karşılaşırsa burada da ne oluyor? Sis oluşumu gerçekleşiyor. Ulaşım etkiler mesela denizlerde olduğu zaman karada da etkiliyor. tabi. yoğun sis olduğu zaman özellikle beşeri e, faaliyetler içerisinde yer alan ulaşım koşullarını e, çok daha fazla etkilemiş oluyor. Yine e, yani buradaki diğer e, mantık şudur onu tekrar edelim. Ilık e, havanın mesela sabah vakti serin yeryüzü ılık hava temas ettiği anda e, yüzeyde sis oluşumu kara sisleri meydana gelmiş oluyor. Yani az önce bahsettiğimiz soğuk e, duş alanına e, sıcak suyu akıttığınız anda meydana gelen işte sis'tir. O şekilde düşünebilirsiniz. Soru çözerken dikkat etmeniz gereken yani ılık e, havanın serin yere gitmesi veya soğuk yere gitmesi, sıcak havanın serin yere veya soğuk yere gitmesi önemli. Bu şekiller o şekilde karşınıza çıkar. E, kıyılarda olabilir, karalarda, deniz üzerinde olabilir. Cephe sisleri sıcak soğuk havayla karşılaşma Cephe sisleri meydana getiriyor Okyanus akıntıları da aynı şekilde Yine kara sisleri de e, ılık havanın serin yeryüzüne çarpmasıyla Meydana gelen sis olarak ifade edebiliriz Evet diğer başlığımıza bakıyoruz o da yağış arkadaşlar yağış çeşitlerine bakalım Bunlardan nelerdir Yağmur kar dolu bazı kaynaklarda Kar, dolu, yağmur bunların hepsini yoğuşma ürünleri olarak alabilir. Yani sınava çalışan arkadaşlar bu şekilde de karşılaşabilir. Ama bu şekilde ifade edelim biz. Yağış çeşitleri yağmur, kar ve dolu. Kar ve dolu yağmur yükseklerde meydana gelen nelerdir? Yoğunlaşmalardır. Yani su baharının sıvı ve katı hale dönüşmesi durumu diyelim. Yağmur havadaki su baharının yoğuşmasıyla oluşan su damlacıklarının sıvı halde yeryüzüne ulaşmasıdır. 3 farklı şekilde yağış oluşumu gerçekleşir. Bunu bileceğiz. Bunlardan birincisi konveksiyonel, ikincisi orografik, üçüncüsü ise cephe yağışı. Isınan havanın yükselerek soğuması, yoğunlaşması, yağışa dönüşmesi konveksiyonel. Nerede dünyada? Ekvatoral iklimde, savan ikliminde, karasal iklimde. Örneğin Türkiye'de Erzurum, Kars, İç Anadolu'da ilkbaharda. Yine diğerine bakalım. Orografik veya yamaç yağışı denizden gelen nemli havanın özellikle dağların kıyıya paralel uzan Akdeniz ve Karadeniz gibi Türkiye'de yerlerde dağ çarpıp yükselip yoğunlaşması yağış şeklinde meydana geliyor. Dünyada da en fazla muson ikliminde karşılaşıyoruz. Üçüncüsü cephe yağışı. Cephe yağışı da sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla sıcak havanın yükselmesi yoğunlaşması ve yağış oluşturması şeklinde. Özellikle orta kuşak ve Akdeniz iklimi görülen yerlerde cephe yağışı var. Neden orta kuşak? Çünkü kuzeyden gelen soğuk hava ile ekvatoral bölgeden gelen sıcak havanın karşılaşma alanıdır. Dolayısıyla böylece cephe yağışı meydana gelmiş oluyor. Evet, dünyada şu ya haritadan bakmak istersek yağışın en fazla olduğu yerler dünyada ekvatoral bölgeler, mavi gördüğünüz yerler. Ekvatorial iklim sahası yani Amazon, Kongo havzası, Malezya, Endonezya adaları çevresi, Muson Asyası, Batı Avrupa, Kanada kıyısı buralarda da okyanusal iklim var. Dünyada daha fazla yağış alan yerlerdir. Az yağış alan yerler ise kara içleri ve çöllerdir. Örneğin Orta Asya, işte Kuzey Afrika Sahra Çölü gibi yerler, Arabistan Çölü gibi, Avustralya iç kesimindeki çöller daha az yağış alan yerlerdir. Evet devam edelim. Kar ve doluya bakalım. Bunlar eksi değerlerde meydana gelen yağış çeşitleri. Kar havadaki su buharının sıfır derecenin altında yavaş yavaş soğumasıyla oluşan buz kristalleri. Kar oluşumu bu şekilde gerçekleşiyor. Doluya baktığımız zaman yine dikey yönde hızlı hareket eden hava kütlelerindeki su damlacıklarının ani soğumasıyla farkı ne? Bu ne burada şu gerçekleşiyor? Ani soğuma ve hızlı hareket. Yani hava kütlesi aşağı doğru doğru hareket ederken e, su damlacıkları aniden donar. E, yüzeyine değen e, su zerreleri süre, sürekli donduğu için büyür ve sonra da dolu olarak karşımıza çıkıyor veya yeryüzüne iniyor diyelim. Dolu oluşum bu şekilde gerçekleşiyor. Dikey yönlü hızlı hareket eden ve aniden sıcaklığın düşmesiyle oluşan buz parçaları doludur. Özellikle bahar aylarında meydana geldiği zaman tarımsal faaliyetlere zarar verir. Yani bitkilerin veya meyve çiçeklerinin dökülmesine neden oluyor. Zarar vermiş oluyor veya yine tarlalardaki ürünlere zarar verebiliyor. Kar ve dolu sıfır derecenin altında yüz, yeryüzünde değil yükseklerde meydana gelen yoğunlaşma yağış çeşitleridir. Kırç ve kıra da yeryüzünde yüzeyde meydana gelir. Bu ayrımı da bilelim. Kırç ve kırağı yeryüzünde, zeminde, kar ve dolu yüksekte, sıfır derecenin altında meydana gelen yağış ve yoğuşma türleri diyebiliriz arkadaşlar. Burada daha çok karşımıza çıkan şu yağış oluşum şekilleri ve dünyadaki dağılımları örneğin ekvatoral bölge burası. Konveksiyonel yağışlar, muson aslesi, yamaç yağışları. Batı Avrupa ve Kanada Batı kıyısı okyanusal iklimde yine cephe yağışları ve yamaç yağışlarını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu yağış oluşum şekillerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman zaman bunlar çıkıyor. Türkiye kısmı da karşımıza çıkıyor. Örneğin İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da yüksek kesimde platolarda konveksiyonel yağış. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yamaç yağışı. Cephe yağışı da Akdeniz iklimi. Türkiye'den fazla görülen de cephe yağışıdır. Bunu da bilelim. Evet, 3 başlıktan bahsettik. Nem, yoğuşma ve yağış arkadaşlar bu şekilde. Umarım faydalı olur. Kolay gelsin iyi dersler. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz.